Merhaba. Şimdi konuştuğumuz animasyon için baştan aşağı yapacağım. İşte en azından bilgimiz olsun etsin. Sıfırdan yaparak gideceğim. Önceden yaptım. O yüzden sana göstermek hepsini tek tek yeniden işlem yapacağım. İlk önce şöyle bir parçada olay var. Farklı body'ler olduğu için her birinin ekseni şurada sıfır koordinatında görünüyor. Sıfır koordinatı göründüğü için onların her birinin eksenlerini işte olması gereken açılara göre ayarlayacağız. O yüzden her birine ilk öncelikle şöyle yapıyorum. Şu model dosyasının içine şeyler açayım. Create new deyip partlar oluşturayım. İşte şuna 001. Sıfır sıfır iki. 3 4. Şimdi biraz daha kolay olsun diye bu şekilde yaptım. Ana parçamız, birinci parçamız base olduğu için buradan referans alsak daha mantıklı. Linklerini kuruyorum. İkinci parça şimdi şöyle. Bunun merkezini şuraya taşıyayım. Şunun eksenine. Hemen şöyle eksenini buraya taşıdım. Şimdi şu ortaya taşımak için de zaten şunu sıfır yapmam yetecektir. Şu anda tam merkezinde midin eksenini bu şekilde seçtim. Linkini kırdım. Üçüncü parça şu olsun. Onun da eksenini buna bağımlı hareket edeceği için şuradan versem yeterli ona. Şunun eksenini şuraya taşıyayım. Bunu da sıfır yapayım. Edit edip şey çekeyim. Üçüncü parça şu. Onun da ekseni buradan da referansıydı. Şu merkezinden alsam uygun olur. Ya bunlar biraz şey işte deneme yanılma bir de nereden aldın ettiğinle alakalı. Sonradan düzeltilebiliyor ama işte ilk başta edit etmek işini bayağı bir kolaylaştırıyor işlem sırasında. Dördüncü parçamın merkezi niye kaydı böyle? Şöyle hemen edit şey yapayım şuradan. Tamam. Birinci parça bu, ikinci parça bu, üçüncü parça bu, dördüncü bu. Kaymış. Ha, pardon. Bunu da yanlış yaptım. 0 0 0 bunu alıp şuraya şunu da şuraya en azından şeyi de görmüş olduk. Yanlışları da görmüş olduk. İyi oldu. Link alıyorum. Ondan sonra linki aldım. Buraya koydum. Şimdi burada şu linkleri silebilirim. Çünkü fazla boşuna gerek yok. Bir de işe yaparken diğer tarafa giderken toplam 8 tane parçam olacak. O yüzden hiç gerek yok. Bunu GT Step istediğin gibi export edebilirsin. Ben GT export ettim. Biraz daha kolay oluyor ama hiç fark etmiyor. Önemli değil. Step sin. Okey. Single file. Tüm hepsini atabilirsin. Okey. Şimdi aslında işimiz bitti. Data oluşturma kısmında hemen Epic Game Launcher'dan yeni bir dosya açalım. Ben en son sürümü indirdim. O yüzden onu direkt açma
yapabilirsin, açabilirsin. Dört yirmi altı çıktı. İstersen onu kullanabilirsin, istersen diğer türlerini de kullanabilirsin. Epic büyük ihtimalle ayda bir versiyon değiştirir. Bir sonraki ay büyük ihtimalle 4.27'ye çıkar. Şimdi bir tane boş klasör oluşturalım. Ondan sonra desktop kullanacağız. Herhangi bir başlangıç kurmayalım. Bunu da Kuka animasyon diyelim. Şimdi dosyam açılıyor. Parçalarım burada. GT dosyam burada. Bu önceki yaptığım şey kenarda referans olarak kalsın. Dosya oluşturuyor. Normalde bu kadar uzun sürmüyor ama. Tamam. Şimdi şöyle dosyanın kitlerini açabilmek için daha doğrusu step GT gibi formatlar açabilmek için ilk önce plugin indirmen gerekiyor. Hemen zaten standart bir plugin var. Burada importer kısmı var. Buradan cat Python'u data simit cat importer diyersen buradan şey yapacaktı. İlk önce bir restart atması gerekiyor. 2 saniye 3 saniye bir restart atıyor. O şekilde pulling indirip datana direkt kurabiliyorsun. Bu, o güzel bir sistem aslında şeyde. Yani 3D Max'e vesaire uğraşmıyorsun. Direkt şeyimiz geldi, pullingimiz geldi, data simit. Şimdi konumunu biliyoruz. Under Kukamet UE4 model kısmı data simit. Buradan yerimizi seçiyoruz. GT'yi seçip content'in içine mesela bir tane klasör açayım. Modelleyeyim. Okey. Bunların hepsini seçebilirsin. Çoğunu kullanmayacaksın ama en azından şey yapsın. Sıkıntı olmasın. Dataları import ediyor. İlk önce bir kontrol çek işlemi yapıyor. Parçamız geldi. Şu anda kullanacağım tüm parçalar bunlar. Hemen şöyle yukarı kaldırayım. Direkt bu şekilde import edebiliyorsun. Şuradan hızını azaltalım. Kameranın. Parçam bu. Şunu yani normal render vesaire alacaksan bunu kullanabilirsin ama ben render alıp almayacağım için, iş yapacağım için o yüzden bunu kullanmadım. Şunu biraz bir geriye çekeyim. Ondan sonra geometri kısmım burada. Kontentlerim burada. Model. Geometrim, materyal. İşte materyal kaliteni buradan ayarlıyorsun. Onları da değişiyorsun. İlk önce bir seviyet istersen. Ne olacak? İşte Kukamet animasyon diyor. Bir level dosyası oluşturalım. Map oluşturalım. Ondan sonra normalde bu parçanın her biri bu şekilde tek tek. Hemen yan tarafa geçti. Normal bu şekilde tek tek.
Mesela bu birinci parçaydı. Direkt birinci parça bu şekilde geliyor. İkinci parça, üçüncü parça, dördüncü parça. Bunları mesela çok fazla şey yapmaya gerek yok. İsimlendirmesi part olduğu için önceki ismi de alıyor. Bunları direkt bu şekilde isimlerini düzenleyebilirsin. Düzenleme en iyisi. Şimdi bunları ben aslında 3 çeşit yöntem var. Bir tanesi animasyon, biri sequence, biri de benim oluşturacağım. İşte Bluetooth Print Class aktör oluşturuyorsun. Kukamet piston diyeyim. Ondan sonra bu şekilde bir aktör oluşuyorsun. Aktöre hareket verebiliyorsun. Temel basic hareketler verebiliyorsun. Printlerle işim bitti. Bunu kapatıyorum. Proje setting'te ufak bir işim olacak. Ondan sonra şu parçanın her birini alıp şuraya atarak tüm parçanı burada oluşturabiliyorsun. Şimdi şurada gördüğün gibi bir eksen kaçıklığı var. Bunun nedeni de işte parçanın her birinin eksenlerini farklı ayarladığım için bu şekilde ufak tefek kaçıklıkların olacak. Onun için şöyle bir işlem yapacağım. Hemen NX'i bir tarafa, kendi programı bir tarafa alıyorum. Şimdi mesela birinci base'im sıfırdı zaten. Birinci yine sıfır. İkinci parçam yukarıda olduğu için bunun kendi bilgilerini alayım. Hemen şöyle. Bunu da konum bilgilerini alarak işlemi yapabilirim. 138 87. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Burada milimetre, biz ise santimetre kullanacağız. 138 87 değil de 113 80.88 kullanmak gerekiyor. Mesela buraya 13.88 yazarsam 13.88 yazarsam kendine gelecek ile. Nokta ile virgülü dikkat et. Orada doğru diyor. Benimki yabancı Q klavye olduğu için noktayı şey almıyor. Virgül olayları falan karışık biraz. Ondan dolayı karıştı. Üçüncü parçamın ekseni 24,5 2,45 14,38. İki virgül 45 14 virgül 38. Bunu da bu şekilde aldı. Hemen parçanın eksenleri doğru mu ona bakalım. Eksenler doğru. Ya şeyler de almıyor çünkü rotation'lar falan da var burada. O kısım biraz şey yapabiliyor. Açıyı değiştirebiliyor. Dördüncü parçamı da al. Hemen buradan 2,45 11,08 2,45 11,08. Bu da bu şekilde. Eksenlerim doğru mu şu anda? Şu anda hepsi doğru. Şimdi bu parçamı bir save edeyim. Save olayım. Şu anda bunu alıp içeri atarsam çalışma parçan olarak bunu kullanabiliyorsun. Şu anda çalışma kısmında sıkıntı yok. None. Bir de floor kukomet piston. Kukomet pistonunda şimdi hareket ettireceğimiz için disable 0 deyip bunu aktif etmiş olmam gerekiyor. Şimdi şöyle normalde bir play yaptığında şu play start başladığında pawn atabiliyorsun sistemin içine.
İşte ben de kamerayla hareket edip sadece klampi görmek istediğim için hiç onlarla uğraşmak istemiyorum. Direkt şeyden başlasın. İstediğim gibi kamerayla hareket ettireyim. Yani gezebilen bir kamerayla. Şimdi siz pistonun bu. Buna şimdi nasıl hareket edeceğiz? Benim düşüncem şu. Mille hareket verip stroke. Bunun açılarını da inverse kinematikte çözmek. Şimdi inverse kinematik için rig ataman gerekiyor. O biraz daha karmaşık bir konu. O yüzden bunlarda basic işlem yapabilmek için en mantıklısı bana şey geldi. Bu şekilde bir aktör oluşturup aktörlerden ufak constrainer oluşturarak hareketini ileri sağlamak. İlk önce bunu hareket vereceğim için ben şuradan input olarak yeni bir input girmek istiyorum. Inputlarda şu işe yarıyor. Mesela klavyeden 7 ve 4 tuşlarına basarak numpad'den hareketleri yukarı ve aşağı olarak almak istiyorum. Bu da benim için bayağı bir işlevsel oluyor. Demek istediğimi şimdi göreceksin. Mesela buna hareket diyeyim. Aksi, bu aksisi. Numpad 7'yi kullanacağım ve Numpad 4'ü kullanacağım. Scale'ine de virgül 0.5 diyeyim. Virgül 0.05. Buna da 0.05 ama eksi yönde. Bu şu anlama geliyor. 7'yi basınca 0.05 değerini ver. Numpad'deki 4'e basınca da eksi yönde 0.05 değerini ver. Bunun anlamı bu. Şimdi şöyle hemen bir şey deneme yapabiliriz. Şimdi burası kodlarımın yazıldığı sayfa. Viewport'ta görüntü ekranım. Aktörlerde ya da Palm'larda bu şekilde görüntü atıp görüntü oluşturup bir sistem oluşturup bunu da direkt şeyin içine atabiliyorsun bu şekilde. Oyun içine atabiliyorsun. Yani oyun aslında şu tarzda aktörlerin ya da pawnların aktörde olduğu da şurada yazıyor. Aktörlerin oyunun içine atılıp işte hareket ya da belli tetikler alarak işlem yapması esasına dayanıyor. Buradan event'tan şunu yapayım. İkinci hangi parçam? İkinci parçam. İkinci parçamı hareket ettirmek istiyorum. Mesela bunu da şeyle yapalım. Az önceki aldım tetik hareket eksanti ile event ile yapalım. Şimdi hareketi alıyorum ama bu sürekli bana print diyorum. Şimdi çalıştırma sistemi şöyle 7'ye bastım 0.05 değerini verdi. 4'e bastığımda da eksi 0.05 değerini verdi. Basmadığım durumda da 0 değerini veriyor. İşte bunu normalde ileri ve geri olarak yapabiliyorsun ama ekleme yapmak için de bir sistemimiz var. O sistemde şu. Mesela şuna bir tane slide isminde. Slide length diyelim. Ondan sonra bu şöyle anlatacağım ben sana. Bunu da birleştir. Aslında bildiğin tarz yazılım işlemi bu. Şöyle axis 0.05 işlemi veriyor. Slide and length ise bu değerin şunun yani şu değerini hemen şuraya yazayım. 13.88 değeriyle şunu toplayıp slide length'in yani şu float'ımın yeniden set ediyor. Bunu da bunu toplayıp bunu set ediyor. Birinci işlemimde 13.8, ikinci döngüde 0.005 olacağı için 13,93, ondan sonra 98, 14,03, 0,8 tarzında yüksele yüksele ya da azala azala işlemimi gerçekleştiriyor. Bunda da mesela şöyle deneyebiliriz hemen. Biraz sistemi şeyle anlatıyorum. En azından mantığını anlarsın. Mesela şu anda 7'ye basıyorum. Gördüğün gibi 19 küsur hatıra çıktı.
4'e basıyorum. Azalıyor. Yani klavyeden o değeri artırıp azaltabiliyorum. Bu sistem sayesinde. Ya yani tamamen basit bir şekilde hareket ettirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Ondan sonra tabii ben bunu şey yapacağım, hareket ettireceğim. Hangi parça hareket ettirmek istiyordum? 2. Şimdi 2'yi aldım. Şimdi şöyle bir şey var. Bir word ekseni var. Bu oyunun ana ekseni. İkincisi de ne derler buna? Relative location dedikleri aktörümün kendi ekseni var. İki eksenler birbirinin içinde de hareket edebiliyor. Kendileri içinde de bağımsız hareket ettirebiliyorlar. Burada kolay olacağı için hani farklı eksenler içine girmesin diye relatif olarak kendi içinde hareket ettirmek daha mantıklı. O yüzden şöyle yazıyorsun. Relative location deyince tabii ben bunu set edeceğim. Set edeceğim için set rotation işlemi yapacağım. Yani her bir hareketinde bunu hareket ettir diyorsun. Buradan location'ları değil, sadece z eksenini hareketi yaptıracağım için direkt bunu z eksenine atıp diğerlerini de sıfır bırakabilirim. Hemen şu şekilde konuma geldim. 7'ye basıyorum. Gördüğün gibi hareket ediyor. Aşağı bırakınca da aşağı hareket ediyor. Aşağı basınca da aşağı hareket ediyor. Şimdi gördüğün gibi diğer parçalar hareket etmedi burada. Bunun nedeni de şu. Burada bunları fizik ataman gerekiyor. Şimdi fizik atma işlemini gerçekleştirelim. Şimdi bu parçaya fizik atamaya gerek yok. Çünkü bu basic bir parça. Fizik atarsak bunu da boşuna işlem yapar. Bir de çakışmalar vesaire olur. O yüzden gerek yok. İkincide de zaten bunu da düz bir hareket yapacağı için ve klavyeyle kontrol ettiğim için bu hareketi burada da harekete gerek yok. Bu şu ve şu iki parça 2 numaralı milin hareketinde etkileneceği için bunlar da işlem yapmak çok daha mantıklı. Ne derler? Hemen şeyden gösterim. Mesela şu parça hemen açayım. Bunları kolizyon oluşturmak daha mantıklı. Tabii bunlar bayağı bir hareket ediyor ufak olduğu için parçalar. Şimdi şöyle emin kolizyon oluşturmak. Auto convex collision diyorsun. Buradan apply deyince senin için lazım olacak kolizyonu otomatik olarak oluşturuyor. Kolizyonumu oluşturdum. Kolizyonumu oluşturduktan sonra da şu aşağı kısımlarda block hole diyor. Block hole diye custom diyeceğiz. Hani çarpışma her yerde olmasın. Olduğunda da yine hareket etsin diye bir işlem yapıyoruz. Bir de proje default kısmında da simple ve kompleks deyip bunu da kaydedersek kolizyon işlemimiz tamamlanıyor burada. Bu üçüncü parça, bir de dördüncü parçada işlem yapalım demiştik. Aynı şekilde orada da kolizyon şey işlemlerimizi yapalım. Kolizyon işlemlerimizi yapalım. Ondan sonra buradan da simple kompleks collision otomatik apply diye işlemimizi yaptıralım. Şimdi Emin şöyle. Bunlar ve bunlar şu anda hemen bir deneyelim. Save ol diyelim. Şimdi bunları açmak için de şöyle bir işlem yapmak gerekiyor. Fiziksel simulating kısmına tıklayıp şimdi fiziksel işlem kısmını açtık ve gördüğün gibi parçalarım hareket etmeye başladı. Tabii bunu şey değil. Normalde titremesinin nedeni şu bunlarda. Fiziksel aktör custom. Ya bu parçalar başka bir yerlere çarptığı için sürekli bu titremeyi gerçekleştirecek. O yüzden hiçbir fiziksel body'den etkilenmesin diye hemen şöyle bir işlem yaptım.
Şuradan anlatayım. Buradan fiziksel kısımlar var. Burada etkileneceğim mesela şeyler var. Pamlardan, aktörlerden etkilensin, araçlardan etkilensin, patlamalardan etkilensin, dünyadaki oyun içinden statik maddelerden etkilensin gibi şeyler var. Mesela bu da world statiklere blok dersen her birinde duracak. Örneğin şöyle 3 numara. Mesela 4 numara düşerken 3 numara da hareket edecek. Hemen şöyle göstereyim. Gördüğün gibi 3 numara düştü. 4 numara ise dışarı 3 numara dışarıdan 4 numara ise düştü. Block overlap dersem direkt her birinde ayrı şey yapacak. Yine düşme işlemi gerçekleşecek. Şimdi bunu neden yaptım? Parçalar çakışmasın, çarpışmasın hiçbir malzemeyle ama kendi içinde de hareketli olsun. Şimdi bu parçanın düşmemesi için de constraint oluşturacağım. Constraint kısmı da hemen şuradan. Biraz da aşağı. Field. Fizik kısmı var. Fizik kısmından constraint oluşturarak şöyle. Tıkladım içine almadan. Hemen şöyle. Fizik. Constraint. Buna bir diyelim. Şimdi şunu kapatalım. Şöyle döndürelim. Şimdi her bir parçada iki tane tek bir eksende işlem yapacağım için bu şekilde ayarlamak mantıklı. Şimdi şunun şeyini aslında ayarlayabiliriz skalasını. Dakika. Buradan her bir skalayı eşit olarak kilitledik ve şu şekilde biraz daha büyüterek işlemimizi gerçekleştirdik. Bunun ekseni bu. Şimdi burada birinci eksende şunu yapabiliriz. Mil ve şu parçayı birbirine ayarlama işlemini gerçekleştirebilirim bunda. Mesela bunu da nasıl yapalım? Hemen şöyle komponent ve şu kısımlardan yapıyoruz. Birinci milim neydi? Milim ismi 02. Bu ise 03. 002 2 003. Şimdi şunun anlamı şu. Kırmızı ve mavi. Kırmızı sabit, mavisi hareket eden. Kırmızıyı hareket ettirdiğimde mavi onun doğrultusunda hareket edecek. Olay tamamen buna ibaret. Bu mil mavi olsaydı parçam, üçüncü parçam kırmızı olsaydı bu sefer kırmızı olan mil hareket edecekti. Mavisi sabit şekilde L hareketi yaparak geri dönecekti. Ama bu tarzda bu şekilde yaparak da şu milin etrafında bu parça hareket edecek. Onunla birlikte şunun eksenini ayarlamak gerekiyor. Şimdi şöyle de bir eksen oluşuyor arada. Moment hareketinin ekseni. Onu da şu milin merkezine alacaktık. Onda da şöyle kolaylık yapabiliriz. Mesela location'ın parçasını kopyalayıp hemen buradan buna paste edersek direkt ikisinin ekseni şu anda çakıştı. Hani asıl kolaylık şeyi burada. Bu şekilde işte yaptığımız işlemi kolaylaştırıyoruz. Collision'lar olacak. Onları sonradan sıkıntı çıkınca hareket şey yaparız. Bak gördüğün gibi parçam yükseldi ama tamamen skalam yükseldi. Yapacağım işlemlerde hiçbir şey olmadı. Mesela gördüğün gibi sallanıyor. Ve sallanma gördüğün gibi clamp'in hareketine de bağımlı olarak değişebiliyor. Şimdi bunu bu şekilde merkezledik. İkincisi şu parça ve şunun arasında merkezleme işlemi yapalım. Hemen o da bunu direkt kopyalayabilirsin. Kopyalamak daha mantıklı. 4 ve 1 numaralı parçalar arasında hareket işlemi yapacağım. 1 ve 4. 4 gördüğün gibi bunda da kırmızı olan mil, mavi olan hareket eden ise şu zincir
baklası gibi olan parça. Bunun da eksenini hemen şuraya, şu merkeze ayarlamamız gerekiyor. Onun da eksenini nereden bulabiliriz? 4 numaralı parçadan onun da eksenini bulabiliyormuşuz. Kopya. Direkt eksenini yapıştırdım. Gördüğün gibi buraya geldi. Şimdi bunu da hareket ettireceğiz. Ben ne demiştim ilk başta? Hareketinde kolaylık olsun diye hiç, fiziksel simülatörleri iptal etmiştim ya, şeyleri, çakışmaları. Şimdi herhangi bir çakışma olmayınca parçada titreme de olmadığından dolayı parça şu gördüğün gibi dik şekilde duruyor. Ama şunu biraz daha şöyle kenar aldığımda, mesela şöyle biraz daha kenar aldığımda işleme bakabilirsin. Gördüğün gibi dönme eksenim bu şekilde olduğu için, hafiften kaçık olduğu için hemen simülat işlemini gerçekleştiriyor. Bunu yine eski halini alalım. Şimdi bu iki işlemi bitirdik. Bu iki parça hareketti. Ama bunların arasında da bir hareketin olması gerektiği için, hani nasıl vincin kolu kalktığında piston hareket edip vinç şey açı yapıyor ve pistonun mili uzuyorsa, burada da o şekilde bir işlem olduğu için ikisinin arasında da bir bağlantı kurmak gerekiyor. Aslında bu bağlantı robotlardaki de yapılan bağlantıyı ortaya çıkıyor. Hani normalde bunu açılarla belli bir mesafe çıkartabiliyorsun hesaplarla, ama hani SolidWorks gibi, Unity gibi, şey Unreal gibi, şey NX gibi programlarda da constraint oluşturduğu için bunları mesela sen otomatik olarak yapıyorsun hareketlerde de. Bunu bir şekilde constraint'lerle şeyde de yapabiliyorsun. Unreal'da da yapabiliyorsun. Bu da mesela telefonun varsa ve bir robot işlemi yapacaksan, sürekli Arduino gibi kartlarla hareket ettirip de şey yapman, matematiksel işlem yapmana gerek kalmadan direkt buradan açıları da konstelinerle hesaplattırabiliyorsun. Onu da şeyden anlatırım en son. Biraz daha bir şey yapınca video çek bir şey yaparım sana. Demek istediğim oradan anlatırım kolaylıkla. Şimdi burada da yapacağım işlem 3 ve 4 arasında işlem kurmak. Şimdi burada şöyle yapmak daha mantıklı. 3 numaralı parçanın hareketine göre 4 numaralı parçanın şey yapması, ona göre uygun davranması. Şimdi bunda da 0.3 numaralı parça ve 0.4 numaralı parça diyebiliriz. Bu kırmızı, kırmızının hareketine göre 4 numaralı bu parçam ona göre hareket edecek. Şimdi şu anda işlemim gerçekleşti. Sadece eksenlerini buradan ayarlamam gerekiyor. Eksenim de burada belliymiş zaten. Bunu şuraya yapıştırınca şu eksenden dönme hareketini gerçekleştirecek. Şu anda aslında tüm işlemlerin tamam. Hareket etme için herhangi bir sıkıntım yok. Play dediğimde ve 7 tuşuna bastığımda bu hareketi, 4'e bastığımda ise şu anda ihtiyacın olan hareketi yapıyor. Şu gördüğün gibi az önce yapan şeyler mesela, hemen yeniden göstereyim. İleri gitmesinde sıkıntı yok, geri gitmesinde sıkıntı yok. Ama belli bir limit koymadığım için açı eksenlerinde zorlanıyor. İşte bunlar için de bazı ufak tefek ayarlar yapman gerekiyor. Onlardan bir tanesi şu collision difficult ve soft projection. Hemen şunların her birinde de işlem yapayım. Şu ve şu. Bu ve bu. Onunla birlikte mesela açılarda da ufak yumuşatmalar yapabilirsin. Bu ve bu. Ondan sonra yapacağımız başka buralarda herhangi bir ayarlar var mı? Şu anda herhangi bir ayar yok. Sen mesela şu anda aklında takılan bir soru var. Bunlar ta niye buraya kadar gidiyor? Bunlar da limit işlemlerini nasıl yapacağım? Mesela bu şekilde açı hareketlerini yapabiliyor. Mesela bağlantıda kapabiliyor fazla şey olduğunda.
Bunlarda da limit getirmem gerekiyor. Limit işlemleri de yine kodlama sisteminden gidecek. Çünkü her bir işlemi şöyleydi. Şuraya mesela bir print koyayım. Ve bir printinde mesafemin de çıktısını. Mesafem 13,88. Bunu 15, 16, 18. Mesela şu 13,88 tam 90 derece. Bunu 75 dereceye kaldırmak istiyordum. O da 12 dereceleri falan geliyor. 12,8 diyebiliriz ona da. Onda da şöyle bir işlem, limit getirmek gerekiyor. Onun kodlaması biraz karmaşık ama anlatabildiğim kadar anlatayım sana. Şimdi şunların ikisini de en ileri alayım. Şunlarla işim yok. Bunları da bir kapatayım. Rahatlasın ekran. Şimdi Slide'lendim. Kim benim? 13,88. Ben bunu minimum ve maksimum noktalar olmasını istiyordum. Şimdi hemen şuraya bir float oluşturayım. Bu float'un maksimum olmasını istiyorum. Maksimum kaçtı? 13,88. Yani şu. Bunun değerini buradan kopyalayayım. Buraya yapıştırayım. Değerimin minimumda kaç olmasını istiyordum ben? 12 civarlarında bir şey olmasını istiyordum. Hemen buradan bunu duplikette şey yapayım. Bu da minimum. Buna da minimum diyeyim. Bu da kaç olmasını istiyorduk? Bunun da 12 olması yeterli diyorduk. Ondan sonra şimdi maksimum get edeyim. Bunu da get olarak alayım. Şimdi buradan aldığım değer 13,8'i geçmesin. Yani float and float 13,8'den ufak olduğunda bir döngüye sokayım bunu. If dedim branch ile. Bunu da bir sequence ile sürekli bir işlem döndüreceğim burada. Onu kullanacağım. İlk önce 12,8'den küçükse true döndür diyorum. True döndürdüğünde de 13 nokta, yani şöyle 13,88 ve 12 arasında hareket ettirmem gerekiyor. Bunu da şöyle büyük diyeyim. Şimdi bütün de anlatmak gerekecek biraz bunu. Biraz kafa karıştırıcı. Buna da bir if daha koyayım. O da ikinci hareketim olsun. Şimdi bu kısım 13,88, bu da 12. 12'den büyükse bu hareketi, 13,8'den küçükse de buradan çıkış verecek bu. Aslında bazı yerlerde hemen hemen aynı işlem yapacak. Yani şuradan ve şuradan aynı işlemler devam edecek. Şimdi slide'lan kim bu? Şimdi burada şöyle bir işlem yapacağım. Bu aslında bir değer. Buradan toplandığında da yine ikinci bir değer olabiliyor. Döngünün sonunda ikinci bir değere dönüşebiliyor. Ben bunu bu şekilde atarsam, yani şuradan bağımsız olarak da bunu alabilirim. Tabii şuralardan bir şey gitmem gerek. Exe kanalım gitmesi gerekiyor. Şimdi bu doğruluğunu sağlıyorsa true, yanlışlığını sağlıyorsa 13,8'den büyük olduğu anda false'a geçecek bu. 13,8'den ufaksa da true döndürecek. Şimdi true döndürdüğünde değeri buradan verdim. 12'den de büyük olduğunda buradan da true veriyor. Bunda da sıkıntı yok. Direkt sistem otomatik olarak 0,002 parçasını hareket ettirebilir kendi lokasyonunda. Ondan sonra false döndüğünde olayım şu. 13,8'den yani denklemi sağlamadığı anda maksimum limit koymam gerekiyor. Hani normal 13,88 maksimum ya, 14 olmasın, 15 olmasın. İşte bunun için ne yapıyor? Şu 13,8 değerinden büyüğe gitme diyor. Olduğu da gitti.
Onun için de buradan slide length değerimi 13.8 ama 0.05 artıyorum. Program algılamıyor. Onun geçtiğini gördüğü anda buradan hemen şu değerim kaçtı. Değerim buydu. Buradan direkt bu değeri set ediyorum. Buradan false yandığında da slide değerim 13.88 oluyor. Ve bu şekilde bunu set edersem direkt sisteme length 13.88 veriyor. Yine buradan ikinci bir false'um var. 12 noktadan 12 değerinden aşağı düştü. 12 değerinden aşağı düştüğü anda da false vereceği için false 12.8 ve altına titreyecek ama en azından bıraktığında 12 değerinde stabil olarak kalacak. Onu da hemen şeyden göstereceğim sana. Şimdi sistemim aslında bu. Yani şu sistemde buradan maksimumuna çıktığında false verip maksimum 13.88 olsun. Minimumdan da aşağı indiğinde 12'ye kendini set etsin. 12'den aşağı düşmesin demek istiyorum. Bu şeyde. Bu yazılım mantığı aslında biraz karışık ama en azından ya iş yapmana şey veriyor. Olanak sağlıyor. Şimdi şöyle hemen bir play diyelim. Bak şu anda şeye bastığım anda 7'ye bastığım halde ileri gitmiyor. Belki hafiften görüyorsundur, titriyordur ama gitmiyor. 7'ye basıyorum. Aşağı iniyorum. Hemen bir yanlışlık oldu. 4'e bastım. 7'ye bastım. Şu anda 4'e bastığım halde aşağı inmiyor. 7'ye bastığım halde de yukarı çıkmıyor. Bir dakika. Şimdi demin yaptığımız işlemler bitti aslında. Şimdi tek sıkıntı kaldı aslında. O da şu. 20'ye ayarlamıştık bunları. Bunlar şeylerde sıkıntı yaratabiliyor. Açılar. O yüzden normal olması gereken konumuna sistemi ayarladı. Ondan sonra hemen parçanın kendisine geliyoruz. 7'ye bastım çalışmadan. 4'e bastım. Şu anda 7'ye basılı tutuyorum. 4'e basılı tutuyorum. 7'ye basılı tutuyorum. 4'e basılı tutuyorum. Bu şekilde de işlem yapabiliyorsun. Mesela bak şurada gördüğün gibi direkt inverse kinematik sistemini aslında otomatik olarak yapabiliyor. Ufak titremeler var. Belki görebiliyorsundur. O da yukarı hareket ettirdiğinde direkt ileri gittiği için ufak titremelerde işte 0.05 derece açının titremeleri aslında. Onun nedeni de bu. Yukarı mesela aşağı indirdiğimde aynı titremeler var. Yani bu titremeler aslında şeylerde normal. İşte onu da o titremeyi de engellemek için şöyle damping ayarları falan var. İşte mesela her bir parçada iki tane parça var. İki parçada da 5 ya da 10, 15 ayarlarsan bu dampinglerde de bu açıyı titremelerini minimize edebiliyorsun. Yani sistem aslında bu. Biraz yani zor gibi görünüyor ama ondan sonra alışınca aslında kolay geliyor. Buna materyalleri nasıl atacağım mesela? Onun da hemen yapabilirim. Şu anda Kukamet animasyon şeyim var diye bir oyun klasörüm var. Bunları materyal atayıp da güzel bir görüntü alabilsin. Şimdi ben buna materyali kendim oluşturmadığım için, daha doğrusu oluşturmak istemediğim için hazır çok güzel materyallerim var. Büyük ihtimalle free olarak sen de indirebilirsin. Bunlar önceki çalışmalarım. Şurada otomatik materyaller. Proje ekle deyince Kukamet tüm projeleri göster. Kuka Animation. Ha, 26 yeni çıktığı için o yüzden ekleme yapamıyorum. Ama sen bunu 4.25'te indirip çalıştırabilirsen direkt kendi şeylerinde kullanabilirsin. Onun yerine ne yapalım? O zaman birazdan materyalleri
uğraşmaya gerek var mı? Bilmiyorum, bence gerek yok işte. Amaç bu. Ondan sonra daha kaliteli materyallerle çalışıp bir şey yapabilsin. Bu şekilde hareket işlemi yapabilsin. Ondan sonra sekans oluşturmak istiyorsan da animation sekans işlemine gerek var mı burada? Ya video çekeceksen var. Temel mantığı bu. İşte bundan temel işlemlerini yaptıktan sonra da şeyden sekanslara bakarsın işte internetten. Yani büyük ihtimalle sen bunu şeyde kullanacağın için fixture'larda vesaire kullanacağın için 3-4 tane klem kullanacaksın. O zaman sekansta ilk önce bir sekansı öğrenip onun şey ilk önce bir bu tarz animasyon yapma işini çözdükten sonra da fixture'e sekans oluşturman daha mantıklı olur. Aslında şey kısmı, sekans kısmı bundan çok çok kolay. O zaman da onu bakıp şey yaparız. Konuşup analiz yaparız yine. Tamamdır.